GZT'den herkese merhaba. Bugün savunma teknolojileri alanında önemli bir firma olan Armelsan'dayız ve karşımda Armelsan Genel Müdürü Can Emre Bakım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizler de hoş geldiniz tesisimize. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Armelsan'ın sualtı akustiği alanında ürünler ürettiğini biliyoruz ama tabii sadece bu değil. Siz bize bizim anlayacağımız dilde burada neler yapıldığını biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi Armelsan olarak biz geçtiğimiz yıl 10. yılımızı kutladık ve sualtı akustik sistemler alanında bir alan uzmanlığı oluşturma hedefiyle kurulduk. Temel gayemiz de deniz kuvvetlerimizin sonar sistemleri ve sualtı akustik sistemler anlamında yurtdışı bağımlılığını sona erdirmekti. Bu kapsamda su altındaki hedefleri tespit edecek sonar sistemleri, askeri sonar sistemleri üretiyoruz. Ama tabii bunun haricinde dünyadaki teknolojik ilerlemeleri de takip etmek zorundayız. Artık dünyada uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları ve su üstü araçları gündemde. Bu kapsamda çalışan çok ciddi tersanelerimiz var. Biz de bunlara faydalı yükler, yani biz payloadlar diyoruz. Bunlara uygun faydalı yükler üretiyoruz. Ve bunun haricinde de gene enerji sektörümüze milli çözümler üretmekteyiz. Son ürünlerimizden Kaşif şu an Enerji Bakanlığımızın 3 farklı platformunda kullanılmakta. Ve ilerleyen dönemde bazı size paylaşacağımız yeni teknolojik çözümlerimiz bulunmakta, ürünlerimiz bulunmaktadır. Kaşif'ten bahsettiniz. Kaşif'i biraz daha açalım, detaylandıralım isterim. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derin deniz sondaj faaliyetleri hepimizin bildiği üzere 2018 yılında başladı. Bu kapsamda öncelikle Fatih ve Yavuz sondaj gemileri alınmıştı. Sondaj gemileri eğer ki bir su altı robotu olmazsa tamamen gayri faal duruma düşer. Ve yaptırımlar kapsamında sondaj gemilerimizden yabancı ürünler çıkarılmıştı. Enerji Bakanlığımızın talimatlarıyla koordineli bir şekilde biz burada yerli ve milli ilk su altı robotumuz olan Kaşif'i ürettik. Ve şu an Fatih, Kanuni ve Abdülhamit Han sondaj gemilerinde Kaşif su altı robotlarımız kullanılmaktadır. Bunların özelliklerinden bahsedecek olursam Kaşif 3000 metre derine kadar olan sondajlarda platformlara destek vermektedir. Tabii destekten kastımız da şu, örneğin üzerinde bulunan kameralarla canlı olarak sondaj platformlarına görüntüleri aktarmaktadır. Üzerinde bulunan el aletleriyle istenilen, gemiden gelen talimatlar çerçevesinde istenilen operasyonları yürütmektedir. Bu örnek vermem gerekirse, örneğin bir kesici el aletiyle beraber aşağıdaki bir kesme faaliyetini yapmaktadır Kaşif. Bunun haricinde eğer kuyu başında bir temizleme faaliyeti gerekiyorsa ya da conta değiştirmek gerekiyorsa gene tüm bu faaliyetler Kaşif tarafından yürütülmektedir. Yani bunu bu işçi gibi düşünebilirsiniz. İnşaatta nasıl bir işçiye uygun el aletini verdiğinizde demir bağlar, inşaatı tamamlar. Aynı şekilde su altında da inşaat faaliyetlerini su altı robotları yürütmektedir. Ya bir insan gibi çalışıyor yani diyebiliriz. Kesinlikle yukarıdaki operatörlerimiz tarafından anlık olarak kontrol edilen aslında aşağıdaki inşaat faaliyetlerini yürüten kaşiflerdir. Çok hassas şeylerden bahsediyorsunuz. Orada küçük bir hata payı olduğunda ne gibi sorunlar olabilir? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Örneğin kuyu başının üzerinde patlama önleyici denilen sistemler var. Bu acil durumlarda kuyunun kapatılmasını sağlayan sistemdir. Ya da hepimizin bildiği üzere Sakarya gaz sahasında şu an aslında ciddi bir su altı inşaat faaliyeti var. Karada gördüğümüz, Filyos'ta gördüğümüz tesisin bir benzeri su altında. Buradaki tüm operasyonun hassaslıkla yürütülmesi lazım. Çünkü orada yaşanacak bir kaza, Allah korusun, 10-15 yıl önce kadar Meksika Körfezi'nde yaşanan Deepwater Horizon diye bir facia vardı. Allah korusun bu tarz facialara bile sebep olabilir. O yüzden çok sakin, sabırlı ve dikkatli bir şekilde çalışılması gereken bir alan. Peki Kaşif dışında işte Aras, Nusrat, Orkun, Melisa, Düfas gibi farklı ürünler olduğunu da biliyorum. Onları da biraz detaylandırabilir miyiz? Tabii ki. Sonar sistemleri aslında su altındaki hedefleri tespit etmek üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Yani havada nasıl radarlar çalışıyor, aktif veya pasif radarlar var. Su altında da sonar sistemleri kullanılmaktadır. Armelsan olarak biz su altındaki potansiyel dalgıç tehditini, mayın tehditini ve denizaltı tehditini tespit etmeye yönelik sistemler geliştiriyoruz. Öncelikle Aras'tan başlayacak olursam, Aras 2023 dalgıç tespit sonarı sistemimiz su altından gelecek kapalı ve açık devre solunum sistemli dalgıçları ve dalgıç intikal vasıtalarını tespit etmek üzere geliştirdiğimiz bir sistemimizdi. Bu sistem portatif olarak gemilerden veya stratejik platformlardan kullanılabileceği gibi sabit bir şekilde bir alan koruması da yapabilen bir sistem. Şu an deniz kuvvetlerimizin farklı gemilerinde aktif olarak kullanılmakta sistemimiz ve teslimatlarımız devam ediyor. En son geçtiğimiz yıl Aralık ayında deniz kuvvetlerimizin amiral gemisi olan TCG Anadolu'ya iki tane sistemimizin teslimatını tamamladık ve kabullerimizi yaptık.
Şu an gene ülkemizde özellikle enerji alanında bazı stratejik tesislerimizin gene sabit olarak su altından korunmasına yönelik sözleşmelerimizi imzalamaya devam ediyoruz. Tabii dünyadaki tehditler de paralelde değişiyor. Biraz önce dalgıçtan bahsetmiştim ama dalgıçla benzer boyutlarda olan artık otonom sualtı araçları var. Bunlar da yakın zamanda ciddi olarak tehdit kütüphanelerine eklenecek. Aras 2023 bunları da tespit edebilecek şekilde her versiyonda yenilikler ekliyoruz bir sistemlerimize. Son versiyonumuzda da insansız otonom sualtı araçlarını tespit edecek şekilde güncelleme yaptık Aras 2023'te. Bunun haricinde Nusrat 1915 bizim mayın avlama sonarı sistemimiz. Evet. Aslında 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren bir silah mayın. Ama aradan geçen bir yüzyıla rağmen şunu görüyoruz ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hala mayınlar ciddi bir tehdit olarak süre gelmekte. Ülkemizde geliştirilmiş ilk milli mayın avlama sonarıdır Nusrat'ta. 2021 yılında Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir'in açılışını yaptığı bir ürünümüz Nusrat. Bu sistemimizde yaklaşık olarak 1 kilometre mesafeden demirli veya dip mayınları tespit eder. Sonrasında bu tespit şu anlama gelir, mayın veya mayın benzeri obje var burada diye tespit yaparsınız. Sonrasında bununla ilgili detaylı bilgiye ulaşmanız lazım. Çift frekanslı bir sistem olduğu için de yüksek frekans modunda sınıflandırma yapar. Yaklaşık olarak 250 metre mesafeden de bu tehditi sınıflandırır. Sınıflandırmada şu karar veririz, evet bu mayın, mayın A tipi mayın veya B tipi mayın. Bu tipe bağlı olarak da mayın avlama gemilerimizin üzerinde bulunan özel ekipmanlarla bunlara müdahale edilir. Ama konuşmamızın da başında bahsettiğim gibi artık dünya biraz otonom uzaktan kumandalı sistemlere gidiyor ve hepimizin bildiği üzere farklı tersanelerimizin insansız su üssü araçları var. Biz de bunlara faydalı yükler sağlıyoruz demiştim. Şu an mevcut mayın avlama sonarımızın bu platformlara entegre edilebilecek bir versiyonu üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep bir işbirliği içerisindeyiz o zaman. Hani tüm üretim yapan firmalarımızla. Kesinlikle. Ana platform üreticileri, ana entegratörlerle sürekli koordineli çalışmalıyız ki onların ihtiyaç duyduğu büyük platformlara uygun alt sistemleri biz sağlamalıyız. Çünkü bu büyük platformlar üzerlerinde bulunan faydalı yükler kadar etkin olarak kullanılabilirler. Burada bir de yerlilik de çok önemli. Hani dışarıdan almak yerine biz kendimiz üretmeliyiz. Kesinlikle. Örneğin dalgıç tespit sonarından örnek verecek olursam şu an buradaki yerlilik oranımız %93'ün üzerinde. Mayın avlama sonarımızın geliştirilmesi noktasında kararı verirken çıkış noktamız şuydu. Yurt dışında şu an gizli ambargolar var. Evet, açık açık bazı ambargolar uygulanıyor ama gizli olarak uygulanan ambargolar da var. O yüzden bu ambargoların önüne geçmek için sizin de belirttiğiniz gibi yerli ve milli çözümler üretmeliyiz. Ki acil bir durumda, aksi bir durumda kendi kendimize yetip hatta daha iyi sistemler üretebilir noktaya gelebilmeliyiz. Denizaltı savunma harbine yönelik de farklı çalışmalarımız var. Sizin de bahsettiğiniz gibi Melis 2071 bir Karinaya monteli sonar sistemi. Bu kapsamda Aselsan'ımızla beraber faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada Fersa ismiyle beraber hem Barbaros sınıf fırkateynleri hem İ sınıf fırkateynleri Karinaya monteli sonar sistemlerini Aselsan'ımızla beraber teslim ediyoruz. Gene Aselsan'la beraber yürüttüğümüz ilk defa deniz kuvvetlerimize kazandırılacak gemilerin arkasından çekilen aktif sonar sistemi, düşük frekanslı aktif sonar sistemi. Bu da Savunma Sanayi Başkanlığımızın bir Ar-Ge projesiydi. Orada da prototiplerimizi başarılı bir şekilde üretmeye ve teslim etmeye devam ediyoruz. Son olarak da denizaltılar için en büyük tehdit olarak görülen helikopterlerden daldırılabilen sonar sistemleri. Keza bu sistemi de ülkemizde ilk defa yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Tasarımı tamamlandı. Şu an üretim aşamasında olan bir sistemimiz, helikopter daldırma sonarımız. Aslında gene su üstü platformlarına, insansız su üstü araçlarına geri döneceğim. Artık bu helikopter daldırma sonarları insansız su üstü araçlarından da kullanılabiliyor. Bunun ilk uygulamasını da bu sene içerisinde Sefine Tersanesi ve Aselsan'la beraber sergilemeyi hedefliyoruz. Artık insansız su üstü araçlarımız denizaltıları tespit için helikopter daldırma sonarına sahip olacak. Yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir ürün olarak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. İnşallah onu da görürüz hep birlikte. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Buna ek o zaman yeni ürünlerden bahsedebilir miyiz? Yeni ürünlerimizden şöyle bahsedeyim. Kaşif'ten bahsetmiştik. Kaşif şu an Enerji Bakanlığımızla özellikle devam ettirdiğimiz bir projemiz. Şu an hepimizin bildiği üzere Sakarya gaz sahasında artık üretim başladı. Ama bu gaz sahası yaklaşık olarak kıyıdan 120-130 kilometre uzakta ve gazın çıktığı noktanın derinliği 2000 metre derinlikte. Şimdi bu yaklaşık olarak 120 kilometrelik boru hattını sürekli olarak kontrol etmeniz lazım. Bir gaz kaçağı var mı ya da üzerine herhangi bir obje düşmüş mü, bir anomali var mı diye. Bu da gene su altı araçlarıyla yapılıyor.
Burada ROV kullanmak yerine artık AUV dediğimiz otonom sualtı aracı teknolojimiz var. Şu an otonom sualtı aracı geliştirme konusunda çalışmalarımızı biz devam ettiriyoruz. Bu kapsamda hem Enerji Bakanlığımıza teslim edilebilecek hem de gene deniz kuvvetlerimizde kullanılabilecek bir otonom sualtı aracı üzerinde çalışıyoruz. Bunun askeri kullanım alanında genelde mayınların tespitinde oluyor. Mayınlı olmasından şüphelendiğiniz bir sahaya otonom sualtı aracı gönderdiğinizde sizin belirlediğiniz yol boyunca tarama yapıyor. Eğer bir anomali varsa ya da tespit ettiği bir mayın varsa sonrasında gelip bu bilgileri sizle paylaşıyor. Bu sayede ana platformlarınız yani insan kaynağınızın bulunduğu büyük stratejik platformunuzu alandan uzak tutarak insansız bir araçla mayın tespiti yapabiliyorsunuz. Peki kaşife eklenecek özellikler de burada bahsettiniz. Farklı yine mevcut ürünlere eklenecek yeni özellikler var mı? Aslında belirtmiş olduğunuz gibi her ürünümüz evet o ilk haliyle hiçbir zaman kalmıyor. Her ürün yenileniyor. Kesinlikle. Burada müşterinin ihtiyaçları olgunlaşıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi tehdit kütüphaneleri değişebiliyor. Buna bağlı olarak her ürünümüz aslında yaşayan bir ürün. Biraz önce bahsettik. Aras 2023 evet açık devre, kapalı devre solunum sistemli dalgıçları tespit ediyor. Ama artık dünyada şöyle bir gerçek var. Otonom sualtı araçları. Bunlar da çok ciddi tehdit. Bunları da tespit edebilmeniz lazım. Keza kaşif 1, 2, 3'ten bahsettik. 3 tane ürün ürettik. Birbirleri arasında majör farklar olmasa da kullanıcının ihtiyaçları çerçevesinde minor güncellemeler oluyor. Çünkü biz yaklaşık 4-5 sene öncesinde sadece sondaj yapıp gaz ya da petrol bulmaya hedefleyen bir ülkeydik. Ama artık bunu bulduk. Bulduktan sonra sualtı robotların ihtiyaç duyduğu operasyonlarda da güncellemeler oldu. Buna bağlı olarak da biz de yerli çözümlerimizle hızlı bir şekilde Enerji Bakanlığımızın ihtiyaçlarına destek vermeye, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yerli destek sağlamaya çalışıyoruz dedik. Bunun dışında peki yurt dışından talepler oluyor mu? İhraç ettiğimiz ülkeler oluyor mu bu ürettiğimiz ürünlere? Çok gene doğru noktaya bir temas ettiniz. Evet burada geliştirmiş olduğumuz ürünler öncelikle deniz kuvvetlerimizin veya ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirildi. Ama her ürünümüz şu an deniz kuvvetlerimiz kullanmaya başladıktan sonra ya da Enerji Bakanlığımız kullanmaya başladıktan sonra yurt dışından da talep görmeye başlıyor. Örnek vermem gerekirse dalgıç tespit sonarının önümüzdeki dönemde yurt dışında bir ülkeye teslimatı söz konusu olacak. Bunun haricinde çok farklı coğrafyalardan farklı ülkelere de özellikle dalgıç tespit sonarından talepler bulunmakta. Keza sualtı robotları artık sadece derin deniz sondajında değil rüzgar gülü, offshore'da bu wind farm dediğimiz sahaların hem entegrasyonda hem işletilmesinde de sualtı robotları çok önem arz ediyor. Dünyadaki üreticilerle karşılaştırdığımız zaman Armelsan olarak biz çok daha kısa sürede daha uygun maliyetlerle bu ürünleri verebildiğimiz için yurt dışından da bu anlamda talepler bulunmakta. Tam bunu soracak mı? Sizi rakiplerinizden ayıran şeyler ne diye? Sayısal örnek vermem gerekirse maliyet anlamında yaklaşık olarak %20-%30 daha ucuza bir ağrı sınıf sualtı robotunu biz üretebiliyoruz ve dünyadaki global üreticilere baktığımız zaman yaklaşık olarak 24 ayda teslim süreleri bu pandemiden sonra özellikle yaşanan malzeme krizinde, çip krizinde veya tedariklerdeki sorunlar göz önüne alındığında 24 aydaki teslimat sürelerini biz Armelsan olarak 8-9 ayda bir sualtı robotunu üretip testlerini tamamlayıp teslimatı hazır noktaya getirebiliyoruz. Bunlar da bize ciddi avantaj sağlıyor açıkçası. GZT biliyorsunuz daha çok gençlerin takip ettiği, gençlerin ilgi duyduğu bir sayfa konumunda. Sizin de yaşınız genç. Evet. Ve burada genel müdürsünüz. Sizi takip eden ya da bu alana girmek isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Sizin nasıl buraya geldiniz? Biraz da kısaca ondan bahsedelim. Açıkçası şöyle söyleyeyim, alan uzmanlarına ihtiyaçlarımız var. Öncelikle işin tekniğine hakim olup sonrasında işin idaresi ve yönetimine yönelmesini isterim ben arkadaşlarımızın. Şu an 20 senedir hem Savunma Sanayi'nde olsun hem Enerji Bakanlığı tarafında olsun ciddi yatırımlar yapıldı. Evet belirli bir noktaya geldik. Daha ileriye gitmeye yönelik de ülkemizin hedefleri var. Ama insan kaynağı anlamında aşağıdan desteklenmeye de ihtiyacımız var. Benim genç arkadaşlara söyleyeceğim şey alan uzmanlığı oluşturup yoğun bir çalışma sergilerlerse evet hep beraber daha ileriye bu ürünlerimizi götürebiliriz. Evet teknolojiye ulaştık ama game changer denen yeni teknolojilere de onların katkılarıyla hızlı bir şekilde erişebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu alana ilgi duyan arkadaşları aramızda görmek her zaman isteriz. Staj konusunda destek olmak isteriz. İş imkanı sunmak isteriz. Bu kapsamda dediğim gibi yoğun çalışmalarıyla bizleri desteklerlerse hep beraber ülkemizi daha iyi noktalara getirebiliriz diye düşünüyorum. İlgilenenler zaten videoyu izleyecektir. Mailler de gelmeye başlayabilir. Çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim ben bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun.
Bunun haricinde eğer kuyu başında bir temizleme faaliyeti gerekiyorsa ya da conta değiştirmek gerekiyorsa gene tüm bu faaliyetler kaşif tarafından yürütülmektedir. Yani bunu bu işçi gibi düşünebilirsiniz. İnşaatta nasıl bir işçiye uygun el aletini verdiğinizde demir bağlar,